Devam edelim. Amasya Emniyet Müdürlüğü sürücüleri yılbaşı öncesi trafik kurallarına uyma konusunda hassas olmaya çağırdı. Ama nasıl? Polisler uyarılarını geçirdiği trafik kazası sonrası engelli duruma düşen kişilerle birlikte yaptı. Ben de yılbaşında alkollü bir sürücünün, engelsiz bir sürücünün mağduruyum. Ya bu nedenle kazada son ayağımı kaybettim. Ömür boyu bir engelimi taşıyacağım. O yandı, başkası yansın istemiyor. Adı Abdullah Ay Yıldız. Ekmeğini şoförlük yaparak kazanan biriydi. Şimdi ise bir engelli. 1999 yılında geçirmiş olduğum kaza neticesinde engelli konumuna geçtim. Ve bir mağdur daha. Ben 94 yılında trafik kazasından engelli kaldım. Yarım kaldım. Bir bacağımı kaybettim ve bir kolumu da kullanamaz hale geldim. Ehliyeti olmayan bir arkadaşımın yüzünden ben mağdur kaldım. Amasya Emniyet Müdürlüğü yılbaşı öncesi sürücüleri uyarmak için farklı bir yola başvurdu. Trafik kazası sonrası engelli olan insanlarla sürücüleri buluşturdu. Vatandaşlar bu fikirden çok etkilendiler. Özellikle engelli vatandaşların kazada mağdur olup da bu sosyal sorumluluk projesi içerisinde bulunmaları vatandaşlarımızı da etkiledi. Biz de trafik mağdurlarıyız. İnşallah bizler trafik mağdurları bundan sonra olmaz. Temenniler yeni yılı kazasız belasız güzel bir şekilde karşılama yönünde. Yeni yılda eğlenelim. Kimsenin de hayatını karartmayalım. Türkiye'nin ihracat lokomotiflerinden doğal taş